Herkese selamlar yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda şu an bitirmeye çok yakın olduğum yüksek sanstan birazcık bahsedeceğim Çoğu insan yüksek lisansa girerken şey diye bakıyorlar yani ne olacak bitiririm işte yüksek lisans da yapmış olayım gibi bakıyor Ama çoğu da yarısında veya sonuna doğru bırakıyor yüksek sansı Çünkü gerçekten zorlayıcı ve sabır gerektiren bir süreç yani çalışmanız, disiplini çalışmanız gerekiyor Bu yüzden birazcık zorluklarından bahsetmek istedim Umarım başvurmayı düşünenler için yararlı bir videolur Şimdi yüksek lisansın ne olduğuna gelecek olursak yüksek lisans dönemlik dersler aldığınız aslında lisanstan sonra yapabildiğiniz ve 2 yıl kadar süren bir eğitim süreci. Tabi bu sizin uzatmanıza veya derslerinizi vermenize bağlı olarak bir yıl kadar da uzayabiliyor. Yüksek lisansa giren insanlar çok farklı kategorilere ayrılıyor. Yani bir grup sadece askerliği ertelemek için giriyor çünkü erkekler için zorunluluk olduğu için bir askerlik eğitimi devam ettirmiş oluyorlar. Bir grupta gerçekten akademisyenlik üzerine gidip yani yüksek lisans üzerine doktora yapıp bu alanda uzmanlaşıp aslında bilime katkı sağlamak için yüksek lisansını yapıyor. Son olarak da aslında kendi kariyerine kişisel özel sektörde veya farklı sektörlerde çalıştığı kariyerine katkısı olması açısından yüksek lisans yapan insanlar var. Yüksek lisansa başladığınızda ilk başlarda çok kolay gibi geliyor. Çünkü kendi alanınıza ait bir bölümde okuduğunuz düşünelim. Yani almış olduğunuz lisans derslerinin üzerine çok biraz daha artılı bir şekilde aslında dersler görüyorsunuz. Benim aldığım ilk derslerden biri atıyorum yapay zekaydı. Lisansla aynı dersi görmüştüm ve çok zorlanmadım başta. Sonrasında ödevler verilmeye başlandığında yani sadece ödevlerin üzerine gidildiğinde ve vize ve final yerlerine projeler verilmeye başlandığında işler birazcık karmaşıklaşıyor düzenli çalışma ve bir plan içerisinde ilerlemeniz gerekiyor. Çünkü her hafta aynı ders var ve her hafta ödev veriliyor. Bu durumda bunun üzerine düşmeniz gerekiyor ve sabırlı olmanız gerekiyor. Çünkü çoğu derslerde 20 kişi üzerinde bir kişi varken dönem sonuna doğru 10 kişinin altına düşüyor bu sayı. Bunun sebebi de bu ödevler ve düzenli çalışma durumu. Yani lisanslı ders alırken size bir konu anlatılıyor ve X değerinde bir çalışma sizden bekleniyor. Yani işte beklenen kat sayı bu şekilde ama yüksek lisansa geçtiğimizde size verilen konunun üzerinden 20 katı 30 katı belki sizin kişisel olarak zaman ayırıp çalışmanız bekleniyor. Çünkü genel mantığı bu yüksek lisansı. Sizin literatüre katkı yapmanız gerekiyor dönemin ve derslerin sonunda. Bir de herkesin vermesi gereken bazı zorunlu dersler var. İşte etik yayın etiği ve matematik dersi. Bunlar gerçekten sizi zorlayabiliyor. Çünkü diğer derslerin hepsi evet alanınızla ilgili dersler. Ödevlerini de hadi bir şekilde sabırlı olduğunuz ve düzenli bir şekilde yaptınız. Zorunlu dersler e, lisansta aldığınız derslere bazen yakın oluyor bazen olmuyor İçerikleri tamamen farklı yani burada gerçekten diğerlerine göre daha fazla bir özen göstermeniz ve çalışmanız gerekiyor benim tek kaldığım ders matematik bir dönem kalıp ikinci dönem verdim e, bu yani zorlandığım bir ders oldu aritmetik yaklaşımlar gibi bir dersti e, bu yüzden dedim ki bunlar da birazcık sizi zorlayabiliyor. Şimdi ders kısmını birazcık özetlemek istiyorum. Ders kısmında dediğim gibi her hafta ödevler veriliyor. Dönem projeleri var. Sabırlı ve düzenli bir çalışma planı yapmanız gerekiyor. Aynı zamanda derslere düzenli katılım göstermeniz gerekiyor ki dersleri rahat bir şekilde geçebilirsiniz. Genel olarak ders kısmı bu şekilde. Sona doğru yaklaşırken işin asıl büyük kısmına gelmek istiyorum. Tez ve bildiri gerçekten aslında derslerin ya yani tüm dersler işte 7 8 ders civarı alıyorsunuz kredi tamamlamak adına. Bunların eşliğinde bir tez ve bildiri yazma süreci var ki ilk defa bu alanlarda çalışan insanlar yani benim gibi ilk defa işte akademik alanda bir çalışma yapacak insanlar için gerçekten öğrenmesi güç bir süreç. tezi bir kenara bırakıyorum. Önce bildirden kısaca bahsedeyim. E bildiride e ee, dediğim bildiriler genelde 6-7 sayfalık e, yayınlar oluyor. Yani bir konuda işte küçük bir katkı sağlayarak veya büyük bir katkı sağlayarak literatüre bir yayın yayınlama yapıyorsunuz aslında. Yazdığınız bildiri atıyorum tezinizin özeti olabilir veya farklı bir konuda tamamen olabilir. Yazıyorsunuz 6-7 sayfalık bir bildiri ve bununla bir konferansa başvuru yapıyorsunuz. Her konferansın bir e, kendi yazı formatı var. Yazdığınız bildiriyi işte Word üzerinde bu formata çevirmeniz gerekiyor. Aynı zamanda Başvuru olarak gönderiyorsunuz bildiriyi Bildiriyi gönderdikten sonra genelde konferanslar hakemlere gönderiyor Hakemler inceledikten sonra da kabul edip edilmediğini size bildiriyor Ben şu an bildirimi yeni gönderdim ve kabul aldım Haziranın başında da sunum yapacağım Yani yakın bir tarihte bu süreçten geçtim Bir kere reddedim ikinci konferans başvurumda olumlu sonuç alabildim ya bunları dediğim gibi ilkinde reddiyeme sebebim aslında tamamen özensizlik. Ya yani benim kişisel olarak az özenmemden dolayı birazcık reddiyedim. İkincisinde ise tamamen üstüne düşüp zaman ayırıp çalıştım ve bildiride direkt onay alabildim. İşin test kısmına gelelim ki en zor kısım burası. Tezi tümden ezbere yazacak kadar bilginiz olsa dahi literatür taraması, işte kaynakları bulma, yazı formatlarına göre düzenleme, işte sayfa sınırları, yine de işte atıyorum resim diyemiyorsunuz, figür demeniz lazım gibi gibi. Yani birçok şey var. Tez konusu sadece bilgiye sahip olmaktan geçmiyor. Gerçekten dediğim gibi buna bir vakit ayırmanız, oturup üzerine düşünmeniz, diğer tezleri incelemeniz, yapılan işlere bakmanız, bu alan bu alana hakim olmanız gerekiyor. teze başladığınızda yazdınız, bitirdiniz olmuyor. Yazı formatları, içerisinde kullandığınız kelimeler, işte tablo şekilleri, resim şekilleri, kaynaklar, Kaynakçı bölümü, işte kimlere referans verdiniz, işte oradaki durumlar vesaire bunların hepsini detaylı bir şekilde incelemeniz, üzerinden geçmeniz gerekiyor. O yüzden çok kolay bir süreç olmuyor ve yine disiplinli ve düzenli bir çalışma gerektiriyor. Şimdi teze benim sizin için önerim, benim nasıl bitirdiğimden birazcık bahsedeyim şu şekilde olacağını düşünmüyorum. Ben denedim olmuyor. Bu hafta sonu oturacağım ve 20 sayfa yazacağım tezde. İşte oturup işi 2 gün 8'er saat ayırıp bu işi tamamlayacağım çoğunu diyorsunuz. Ama bu genelde çalışmayan bir yöntem. Ben nasıl ilerledim? Ee, ben çoğunlukla günlük belli saatler ayırarak kısa kısa yani her gün ama çalışarak yani düzenli olarak her gün belli bir saat ayırarak tezimi tamamlayabildim. Şu an işte danışman hocamla beraber inceliyoruz aslında. O süreçteyiz ve yakında tamamlamış olacağım. Test tamamen bitti ama düzeltmeleri yapacağız. Ee, dediğim gibi düzenli olarak her gün azar azar konu başlığı olabilir, sayfa sayısı olabilir kendinize bir hedef koyarak her gün için. Bunu bu şekilde ilerlemeniz daha iyi olacak. Atıyorum ben e, karantina dönemine denk geldi genelde benim tez yazdığım dönem. O yüzden günlük işte belli bir başlık belirleyerek bu başlığı bugün bitireceğim, bu başlığı bugün bitireceğim şeklinde ilerledim. Böylece çok hızlı bir şekilde tamamlayabildim. Çünkü tamamladıktan sonra da yine yazdığınız süre kadar formatlamadır, işte diğer işlerdir bunlara vakit ayırmanız yine gerekiyor. Bu yüzden düzenli ve planlı bir şekilde oturup buna da çalışmanız gerekiyor. Videonun içerisinde belirttiğim gibi ben henüz mezun olmadım. tezi tamamladım, inceleme sürecindeyiz. Bildiriyi de yakında sunumunu yapacağım gibi bir dönemim var. Yakın zamanda bitirmeyi hedefliyorum. Umarım kısa sürede mezun olabilirim. Genel olarak yüksek lisans süreçleri bu şekilde. Ee, Tabi burada beni birazcık eleştirebilirsiniz. Durmadan zor dedin, işte yüksek lisans şöyle zor, böyle zor, tez zor dedim diyebilirsiniz. Evet yani zor çünkü çoğu insan benim gözlemlediğim kadarıyla yarıda bırakıyor yüksek sansı ama başvurularda çok insanın başvurusu oluyor ve bazıları yüksek sansıya girerken diğerleri eleniyor tekrar başvuru yapmak zorunda kalıyorlar. Bu durumda çoğu insanın bırakmasından dolayı o kadar insanın hakkı yenmiş olabiliyor. O yüzden yüksek sansı başlarken bu süreçlere hazır olmak bu işlerin gerçekten zor ve disiplinli çalışmalar gerektiğinin farkında olmak gerekiyor. Bu yüzden ben de birazcık zor olduğundan bahsetmek istedim. Çünkü ben de çok kez bırakma noktasına kadar gelip tekrardan vazgeçip devam ettim. Ve bu şekilde zor zorla buraya kadar gelebildim. Yani hem çalışan hem bu işlerle uğraşan bir insan için gerçekten zor bir süreç. Farklı test konusunda, yüksek sans konusunda sorularınız olursa bana yorumlardan iletebilirsiniz. Videoyu beğenip abone olursanız çok sevinirim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.